Akşam TV'den selamlar. Teknoloji dünyasının en yeni gelişmelerini derlediğimiz Teknozon başlıyor. Gelin gündemin öne çıkan başlıklarına hızlıca bir göz atalım. Haftanın en önemli gelişmesi tabii ki Apple'ın Unleashed etkinliğinde tanıttığı yeni ürün ve hizmetleri oldu. Şirket, etkinlikte yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayar modellerini ve 3. nesil AirPods kablosuz kulaklıkları görücüye çıkardı. Köşeleri önceki nesillere göre daha da yuvarlatılan yeni MacBook Pro'lar 14.2 inç ve 16.2 inçlik ekran boyutu seçenekleriyle geldi. 120 Hz ekran tazeleme oranı bulunan modellerin webcam alanına iPhone'lara benzer şekilde çentik eklendi. MacBook Pro'lara sonradan eklenen ve tüketicilerin yaygın eleştirisini alan dokunmatik kalan Touch Bar ise yeni nesilde kaldırıldı. Apple, MacBook Pro'lardaki en büyük inovasyonu ise donanım ayağında yaptı. Şirketin M1 işlemcisinin üst modelleri de yeni MacBook Pro'larla beraber görücüye çıktı. 14 inç MacBook Pro, M1 Pro işlemci, 16 inç MacBook Pro ise M1 Max işlemci ile geldi. Apple'a göre M1 Pro, selefine kıyasla 2 kat daha yüksek performans sunuyor. 5 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilen ve tam 57 milyar transistör bulunduran M1 Max ise bu farkı 4 kata çıkarıyor. Yeni işlemciler ayrıca Intel işlemcilere göre %70 daha az güç tüketimi yapıyor. Hızlı şarj desteği de ilk kez yeni nesil MacBook Pro'larla birlikte seriye eklendi. Teknoloji devi yeni nesil MacBook Pro'ların 30 dakikada %50 şarj seviyesine geleceğine dikkat çekti. 14 inç MacBook Pro 23.500 lira, 16 inç MacBook Pro ise 29.000 liradan başlayan fiyatlarla tüketici beğenisine sunuldu. 3. nesil AirPods ise iç ve dış tasarımında tamamen yenilendi. Uzamsal ses desteği, Dolby Atmos teknolojisi ve MagSafe kablosuz şarj uyumluluğu gibi bir dizi dikkat çekici özellikle gelen kablosuz kulaklıklar Türkiye'de 1999 liralık bir fiyat etiketiyle satışa çıktı. HomePod Mini Bluetooth hoparlör serisine ise etkinlikte 3 yeni renk seçeneği daha eklendi. Apple Müziğin yeni hizmeti VoicePlan'de 4.99 dolarlık fiyatıyla Unleashed etkinliğinde tanıtılan yenilikler arasında yer aldı. Facebook'un şirket ismini değiştireceği iddiası da bu hafta teknoloji basınının gündemine oturdu. Şirkete yakın kaynaklar, Facebook'un kısa bir süre içerisinde ismini değiştireceğini ve marka imajını yenileyeceğini iddia etti. İddialara göre henüz sır gibi saklanan ve bazı üst düzey yöneticiler tarafından bile bilinmeyen yeni isim, şirketin gerçeğe yakın sanal dünyalar yaratma konusundaki odağını yansıtacak. Şirket CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'un 28 Ekim'deki yıllık Connect konferansında isim değişikliğini açıklayacak. İsim değişikliğinin ardından sosyal medya platformu adını Facebook olarak kullanmaya devam edecek. Fakat platform Instagram, WhatsApp ve Oculus'la birlikte yeni bir şirket çatısı altında toplanacak. Peki isim değişikliği şirketi adının karıştığı skandallardan kurtarmaya yetecek mi? Orasını bekleyip göreceğiz. Facebook çatısı altındaki Instagram'la ilgili de bu hafta yeni bir gelişme yaşandı. Platform bu yılın yaz aylarında test edilen bir dizi yeni özelliği toplu olarak kullanıma sunacağını açıkladı. Yeni özellikler bu haftadan itibaren kademeli olarak hem ana sayfada hem de Reels sekmesinde kullanıma açılacak. Kullanıma sunulan yenilikler arasında masaüstü web sürümünden uygulamaya ihtiyaç duyulmadan gönderi paylaşabilme özelliği de yer alacak. Böylece Instagram bunu nasıl düşünemedi isyanlarımız da son bulacak. Birkaç hafta içerisinde tüm kullanıcılar platformun masaüstü web sürümünden de gönderi paylaşabilmeye başlayacak. Veri güvenliği denince eli ayağı titreyenlere de kısmi müjde. WhatsApp kısa bir süre önce sohbet yedeklerinde uçtan uca şifreleme özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Çatı şirket Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, özelliğin hem iOS hem de Android platformunda kullanıma açılacağını söyledi. Söz konusu özelliğin platforma entegre edilmesinin ardından kullanıcılar sohbet geçmişlerini iCloud veya Google Drive'a yedeklemeden önce şifreleyerek güvence altına alabilecek. Bu noktadan sonra WhatsApp veya bulut hizmeti sağlayıcıları kullanıcı dosyalarına erişemeyecek. Kullanıcıların sohbet geçmişlerini koruyan 64 basamaklı şifreleme anahtarını kaybetmesi durumunda ise yedeklerini kurtarmaları mümkün olmayacak. Diğer yandan WhatsApp, 2016 yılından bu yana hali hazırda platformdaki tüm mesajları uçtan uca şifreliyordu. Fakat özellik sohbet yedeklerinde kullanılamıyordu. Yapılan açıklama ile mesajlaşma devi, eksiksiz bir uçtan uca şifreleme deneyimi sağlama yolundaki son adımını da atmış oldu. WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesine ne kadar güvenilir, orası tartışılır tabii. Elini atmadığı alan kalmayan Xiaomi de elektrikli otomobil projesi için hedeflediği seri üretim tarihini açıkladı. Şirket, proje kapsamında geliştirdiği araçların üretimini 2024 yılında başlayacağını işaret etti. Şirket CEO'su Lei Jun'un yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantı sırasında yaptığı bu duyuru,
Daha sonra Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da doğrulandı. İddiaların doğrulanmasının ardından Xiaomi hisseleri %5 değer kazandı. Xiaomi ilk kez bu yılın Mart ayında elektrikli otomobil pazarına girmek için 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Bununla birlikte teknoloji devi Ağustos ayında otonom sürüş teknolojileri geliştiren girişim şirketi DeepMotion'u bünyesine katmak için 77 milyon dolarlık bir satış anlaşması yapmıştı. Kripto para piyasası düşüşünün ardından bir tekmeyi de oyun dağıtım platformu Steam'den yedi. Steam'in çatı şirketi Valve, blok zinciri teknolojisini kullanan ve NFT veya kripto para alım-satım işlemi yapan oyunları platformda yasakladığını açıkladı. Yaşanan gelişmeler sonrası rakip şirket Epic Games de Valve'a yanıt niteliğinde yeni bir hamle yaptı. Şirket kendi oyun platformu Epic Games Store'da blok zinciri teknolojisi üzerine kurulan oyunlara izin vereceğini duyurdu. Bu hafta da teknoloji dünyasının en çok öne çıkan gelişme ve inovasyonları bunlardı. Bir sonrakinde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.